Şimdi ikinci bir durağımıza geldik. Gizli Kent Şelalesi. Burayı keşfedeceğiz. Burada da içeri alanda yine aynı şekilde deniz terlikleriyle yürüyeceğiz, ayakkabılarıyla ve alana ulaşmaya çalışacağız. Bakalım burası nasıl. Şimdi böyle ormanın içine doğru merdivenlerle iniyoruz. Görüyorsunuz ağaçların içerisinde merdiven basamaklarıyla Gizli Kent Şelalesi'ne iniliyormuş. Yaklaşık 300 metre kadar uzaklıkta arabayı park ettiğiniz yerden. Fakat çok dik bir merdiven var. İnerken kolay ama çıkarken nasıl olur merak ediyorum. Uçsuz bucaksız bir orman ve hemen Saklı Kent Şelalesi'ne de 1 kilometre uzaklıkta. Oraya gelenler mutlaka buraya da uğramalılar. Yanlış bilgiyi düzeltelim. 300 metre tam işte bulunduğumuz bu alandan başlıyormuş. Buraya kadar olan basamaklar bu 300 metreye dahil değilmiş. Bundan sonra suyun içerisinde yaklaşık 300 metre ilerleyeceğiz ve şelaleye ulaşacağız. Burası da çok farklı bir manzaraya sahip. Kesinlikle şunu belirteyim. Müthiş bir doğa güzelliği var. Çıktıkça farklı küçük su akıntılarının olduğu yerlere geliyoruz ve büyük şelaleye ulaşacağız. Gerçekten Gizli Kent denmesini ne olduğunu buradan anlıyoruz. Fakat şunu söyleyeyim. Saklı Kent'te bu doğal güzellik yok. Gizli Kent gerçekten bu anlamda benim gibi doğa severleri büyüleyecek bir tabiat güzelliğine sahip. O yüzden burası gerçekten beni çok mutlu etti. Çok keyif aldığım bir gezi oluyor. Evet, biraz patika yol zor ve engebeli ama bakalım sonundaki o tabiat güzelliğine değeceğini sanıyorum. Gördüğümüz görseller, izlediğim videolar böyle olduğunu gösteriyor. Şimdi canlı gözlerle buna tanıklık etmeye gidiyoruz ve sizler için de bu anları ölümsüzleştirip görüntüleyeceğim. Thank you.
Haydi ilerledik. 300 metre ama tabii engebeli arazi olduğu için bu bize bayağı bir uzun geldi açıkçası. Ama yine de devam ediyoruz. Öyle ara ara anonslarla da hem bu güzelliği sizlere anlatmaya çalışıyorum. Hem de buraya gelirseniz nasıl bir manzarayla karşılaşacaksınız onu göstermeye, dilimin yettiğince de anlatmaya çalışıyorum. Ama gökyüzü gerçekten de ağaçlardan görünmüyor. Muhteşem, biraz nemli. Buraya kesinlikle şortla gelmelisiniz. Zaten suyun içinde de yürüyeceksiniz. Su zaman zaman da yükseliyor. Ve işte beklenen an arkadaşlar. Ulaştık. Görüyorsunuz, muhteşem. Harika bir şelale, su sesi ve küçük de bir gökkuşağı oluşmuş. Muhteşem bir yer. Burayı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Kesinlikle gelmelisiniz. Ve bu gizli kenti şöyle göstereyim. Gökyüzü de görünmüyor ağaçlardan. Ve burası muhteşem. Gerçekten sanki dünyadan kopuyorsunuz ve bambaşka bir anı, bambaşka bir zamanı yaşıyorsunuz. Muhteşem. İşte bu muhteşem manzaranın, o muhteşem şelalenin altındayız arkadaşlar. Burada zaman gerçekten de duruyor. Sanki dünyadan farklı bir yerdesiniz ve su sesi, şelale, gökkuşağı ve yemyeşil bir tabiat. İşte bu. Evet oğlum, anlat bakalım. Nasıl? Saklıkent. Beğendin mi burayı? Saklıkent mi, gizli kent mi? Saklıkent. Gizli kent ama daha güzel değil mi? Hayır. Saklıkent. Peki. Noktasında merdivenlere başlamadan çay içme şansımız var. Çok güzel, gerçekten lezzetli bir çay var. Ayrıca basamakları bitirdiğimizde de bu alanda, yani arabayı park ettiğimiz bu alanda da oturma yerleri ve güzel yemeklerin olduğu bir alan var. Burada da uygun fiyata yemek yiyebilirsiniz. Çünkü bu parkuru tamamlama, gidiş dönüş sizi gerçekten de acıktırıyor. Adrenalin ve safari severler için de güzel bir tercih. Mutlaka deneyin. Evet, heyecan ve adrenalin arayanlar için de güzel farklı bir alternatif de var burada. Zipline, bunu da tercih edebilirsiniz. Kaç metreye kadar gidiş geliş toplamda? 180 metre geliş. Evet, yani toplamda 400 metrelik bir, burası da parkur.
Bunu da adrenalin arayanlar, heyecan arayanlar için güzel bir alternatif olarak burada Gizli Kent'te yaşayabilirsiniz.